Herkese merhabalar. Epeydir video atamamıştım. Instagram yasağından dolayı da Instagram üzerinden de iletişim kuramadık. Umarım herkes iyidir. Geçtiğimiz günlerde da bir gün önce FC 25'in kariyer moduna dair bir video çıktı. Ben şimdi bu videoyu açtım. Hem anlatılanları dinleyeceğim hem de bir yandan size biraz daha detaylı anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir başlayalım. Mesela şöyle bir ibare var videonun başında 25'teki teki ikonlar bir takımı hiç olmadığı seviyeye çıkarabilecek özelliklere sahip diyor. Yani burada neden bahsettiğini gerçekten bilmiyorum. bir sadece havalı bir söz mü yoksa bunun bir artıp alt yapısı var mı bilmiyorum. Şimdi tam hangisiydi hatırlayamadım ama FC, FC <laughs> diyorum FIFA 18 ya da 19 belki de 20 idi. Oyunun başlangıcında 90 rating ve üzerinde Sadece böyle 15 futbolcu falan vardı. Oyunda çok az 90 rating üzerinde oyuncu vardı ve bunlar gerçekten fark yaratıyordu. Bu e, az önce bahsettiğim cümle bana onu anımsattı. Acaba dedim yine ratinglerde bir güncelleme yapacaklar da çok az kişi mi 90 üzerinde olacak? İkonlar da tabii 90 küsur olduğu için büyük fark yaratabilecekler vesaire vesaire. Neyse oraya takılmazsak eğer. Şöyle devam ediyorum. Nuri Şahin'i görüyoruz. Bakın ikonlarla oyuncu kariyeri var. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. Orada dile getirdim mi hatırlamıyorum ama orada da dile getirmedim galiba. Sonra Instagram'da paylaşmış olabilirim. Şey yaparsınız. Ön siparişle oyunu alırsanız size ekstra 3 ikon veriyor. Bunlar da bence çok güzel ikonlar. Birisi Beckham, birisi Zidane, birisi de Brezilyalı Ronaldo. O yüzden ön sipariş konusunu ciddi düşünebilirsiniz bu oyuncuları seviyorsanız. Sonra devam ediyorum. Burası giriş ekranı aslında giriş bölümü. Şimdi canlı başlangıç noktası diye bir şey var. Bunu kısaca şöyle anlatayım. Çünkü bu videodaki anlatımda belki tam olarak anlaşılmamış olabilir. Önceki videolardan da bildiğim bir de işte basına da düşen bazı bilgiler vardı onlardan öğrendiğim bilgiler neticesinde paylaşayım. E canlı başlangıç noktadır şu. Oyunda şöyle bir seçenek olacak. Yani seçenek değil de şöyle bir mod olacak. Gerçek hayattaki fikstürleri, gerçek hayattaki puan durumlarını ref futbolcuların, takımların durumlarını anlık olarak sistemine aktaracak oyun. E, tamamen uyduruyorum. E mesela önümüzde Premier Lig var. Premier Lig'den anlatmış olayım. Mesela Arsenal takımında 3 tane sakat var, 2 de kırmızı kartlı var. O hafta Avrupa Kupası maçı var. Ve haftada şey, 15. hafta diyelim. Gerçek hayattan bahsediyorum. Oyunu oynamıyoruz bu sırada. Gerçek hayatta böyle bir tablo var. Canlı başlangıç noktasını açarsak, 15. haftanın o gününe gireceğiz. Ve şey, takımda işte sakatlar aynı şekilde olacak. Kart cezaları aynı şekilde olacak. Dolayısıyla, Canı sıkıldı ya da şöyle bir şey düşündünüz işte Süper Lig oynuyorsunuz. Son 5 hafta işte takımınızın şampiyonluk şansı var. Diyorsunuz ki ben şuradan girip bir deneyeyim şansımı. Mesela böyle bir şey yapabileceksiniz. Bence bu yani güzel düşünülmüş keşke daha önce düşünülseydi. Sonra devam ediyorum. Yani herhangi bir takımın diyor gerçekte yaşadıklarını tecrübe edebileceksiniz diyor. Pardon. E evet, transfer süreci de buna dahil. Oyuncunun futbolcunun yüksek performans değeri de yine bu başlangıç başlangıç noktasına ekleniyor. Şimdi FC IQ'ya geçtik. Şöyle bir duralım burada. FC IQ aslında eski sistemin biraz daha güncellenmiş hali. Yani bunu çok farklı bir şey gibi sunuyorlar. Ben içten içe çok farklı bir şey olduğuna inanmıyorum. İçten içe inanmıyorum ama. Umarım çok farklıdır ama yani şöyle anlatayım bu ekran üzerinden. Mesela artık CF pozisyonu yok. Right Winger Back ve Left Winger Back pozisyonları da yok. Bunları artık rol olarak atayacağız. Yani e, biz aşağı şurada RB yazıyor. Bunu Wing Back yapmış. Mesela bunlar aslında eski oyunda yani FC 24'te bizim şu an oynadığımız oyunda RWB. Bu da LWB. Yani kanat bek bunlar şu an. Ama isterseniz çakılı kalsın isterseniz o zaman düz standart bek gibi oynamak, oynayacak. Burada mesela şey var. 10 numara pozisyonunda bildiğim kadarıyla işte oyun kurucu seçmiş. Burada ikinci forvet seçeneği de olacak diyebiliyorum. Yani 10 numarayı işte CF pozisyonu yok ama 10 numaradaki adamı oraya gönderebileceğiz. E sistemi öyle dizayn etmişler. Şöyle devam edelim. Ha, bir de tabii şey var artık. Biz şimdi kafamıza göre oyunculara rol atayabiliriz tamam ama doğru oyuncuya doğru rolü atarsak o zaman onun performans daha da artacak. Oyuncu gelişimine de etkisi olacak bunun. Mesela oyuncu ve kadro uyumundan bahsediyor. Şimdi biz bunu oynarken aslında görmüyoruz ama hissediyor muyuz? Evet. Bazen bir kadro kuruyorsunuz. 3 4 transfer, 5 transfer, 6 transfer yapıyorsunuz 11'e. Maça bir çıkıyorsunuz, takım berbat oynuyor. Yani bu aslında hepinizin başına gelmiştir. Mesela öyle durumlarda o 5 6 transfer yapmayıp sadece 2 transferle girin sezona. Bir sıkıntı çıkmaz. Ama 5 6'ya çıktınız mı? Birdenbire çok kötü bir kadro ile karşılaşıyorsunuz. Gerçekten de takımlarda bir kadro uyumu var. Tıpkı futbol olduğu gibi. Ama şey dikkat bunu bize bir veri gibi göstermiyor oyun. Sadece böyle bir fark var. Hmm. Artık muhabirler şimdi basın toplantıları çok sıkıcı bir hale gelmişti oyunda. Biliyorsunuz hep aynı soruları yani en az 4 oyundur aynı sorulara aynı cevaplar veriyoruz. Bir de çevirilerde hata var. Türkçe çevirilerde bazı soruların cevapları çok saçma oluyor. Bazı sorular direkt saçma oluyor. Yani rakibinizle ilk defa maç yapıyorsunuz. Önceki maçta işte yenilmiştiniz. İşte şimdi ne düşünüyorsunuz tarzında bir cevap geliyor filan. Daha soru geliyor özür dilerim. Şimdi muhabirler güncellenmiş anladığım kadarıyla bu sefer oyuncuya sizin verdiğiniz roller hakkında sorular falan gelebiliyormuş. Yani işte şu oyuncuyu şu mevkide oynattınız. İşte ne düşünüyorsunuz vesaire gibi ya da oyuncunun mevkisi de değil o mevkideki rolü hakkında da soru gelebiliyormuş. Bu birazcık tat verebilir ancak bunlar eğer böyle 6-7 tane şey ise ve biz tüm oyun boyunca hep bu aynı 6-7 tane yeni soruyu göreceksek yine sıkıcı olacak. Verdiğimiz yanıtlar güncellenen moral sistemini etkileyecek diyor. Yani, yani bu eski oyunda da böyleydi. Sanırım Moral sistemi daha farklı bir hale gelmiş. Çünkü eski hali çok basitti. Bunu daha önceki videoda söylemiştim. Artık 160 ülkeye scout gönderebiliyoruz. Ama burada çok güzel bir şey var. Artık altyapı takımlarında hani altyapıya 8-10 oyuncu koyduk mesela. Artık o çocuklarla maç yapabileceğiz. Ama şöyle. Bu bir altyapı maçı gibi olacak. 5-5 e işte 5 tane genç Bizim oyuncumuz 5 tane rakip takımdan genç oyuncu. Bunlar 5'e 5 beş, oyunun rush modunda olduğu gibi o rush modu da şey 5'e 5 beş maç. Volta'nın yerine gelen mod. Aynı o formatta 5'e 5 beş maç yapılacak. Böylece altyapı oyuncusunu hem deneyebileceğiz hem de onun gelişimine doğrudan biz etki edebileceğiz. Bu 5'e 5 beş maç süreci yani bu altyapı takımıyla 3 maçlık turnuva şeklinde olacakmış ve az önce dediğim gibi oyuncunun gelişimine burada katkıda bulunacağız. Eğer turnuvayı kazanırsak oyuncunun özellikleri maksimum seviyede artacak. İşte bunu da önceki o e, videoda söylemiştim. Bakın e, görüntüleri görüyor musunuz? Oyuncuların yüzlerini bakın hepsi çocuk gibi gözüküyor. Bu arada 14 yaşında altyapı oyuncusu var. Biliyorsunuz FIFA'da ve FC'de hiçbir zaman 14 yoktu. 15'ten başlanırdı artık 14'e kadar düşürmüş. Bu küçük detay bilgiyi de paylaşmış olayım. Ama 16'dan önce kadroyu alamayacağızdır muhtemelen. Ama bence güzel. Uzun vadeli kariyerlerde keyifli olabilir. Burada şunu söyleyecektim. Oyuncuların yüzleri bakın çocuk gibi. Önceki videoda da söylemiştim. Bunlar zamanla yaş alacak. İşte sakalları bıyıkları çıkacak. Daha olgun görünmeye başlayacaklar. Bu bence çok güzel bir özellik. Simülasyon mod diye bir seçenek eklemişler. Bu mod eğer aktif değiştirilirse takımlar gerçek hayattakine benzer bir futbol oynayacaklarmış. Bunu açıkçası çok merak ediyorum. Çünkü şuradan anlatayım. Belki biz yapay zekaya karşı oynarken çok fazla bir şey fark etmiyoruz bu anlamda. Çok fark etmiyoruz. Biraz fark ediliyor tabii bazı şeyler de. Ama asıl iki tane yapay zeka takımını bir karşı karşıya getirdiğinizde şöyle bir izleyin o maçı. Berbat oynuyorlar. Yani bu nasıl oyun dersiniz ya? O yani FIFA FC bir insanla karşı karşıya oynaması için e, oyunu yapay zekası bir insanla karşı karşıya oynaması için yapılmış. İki yapay zeka karşı karşıya geldiğinde çok saçma bir futbol oluyor. Umarım bu simülasyon modda hem insanla hem de kendi arasında yaparken çok daha gerçekçi oynanıyordur. Burada yine ikonlarla oyuncu kariyerinden bahsediyor. Bakın Beckham almış, real Madrid'e koymuş. Tekrarlıyorum, bu Beckham, Ronaldo, Zidane, Brezilyalı Ronaldo'dan bahsediyorum. Bunlar ön siparişte geliyor. Yani oyun çıktıktan sonra alırsanız oyunu. Bu üç ikon maalesef yok. Bu arada şu da olacak zamanla yeni ikonlar gelecek. Şey var, orijin hikayeleri var. Yani futbolcu kariyeri açtınız. Ona bir orijin hikayesi koyabiliyorsunuz. Yani geçmiş hikayesi. İşte ünlü bir futbolcunun oğlu olabilirsiniz. Bir sakatlıktan geri dönmüş olabilirsiniz. Bir tane daha vardı. Ha, sıfırdan gelip yükselme ve sakatlıktan dönme, bir de ünlü bir futbolcunun oğlu olma. Oyunun içerisinde sosyal medya olacak. Seçilen hikaye bu sosyal medya mesajlarını ve süreci etkileyecek. Kadın futbolu için dünyanın en iyi 5 kadınlar ligini kadın futbolu için getiriyorlar. Hem futbolcu kariyeri hem teknik tek, direktör kariyeri için var. Kariyer modundaki tüm özellikler kadınlar kariyerde de olacak. Birebir aynısı olacak anladığım kadarıyla. Yeni bir Önerilen görev listesi eklemişler. Bu oyuncu kariyeri için anladığım kadarıyla. Hem kadınlarda hem erkeklerde var. E, ayrıca bu önerilen görev listesi e, görsel olarak da... A, bu arada bu ekranda Fabrizio Romano da var. Bakın bunu da merak ediyorduk. Nasıl oyuna dahil olacak diye. Burada haberi paylaşmış. Bu önerilen görev listesi şöyle. E, işte kariyerinde ilerlemesini etkileyecek görevler olacak. Ayrıca bunlar için de özel bir tasarım uygulandığını söylüyorlar. Ne Fabrizio Romano, futbolcuların mesajları var. İyi oynarsanız çok güzel şeyler, mesajlar gelecekmiş ama iyi olmazsak da olumsuz şeyler gelecekmiş. Özellikle mesela bu ekranlar, hemen şuraya geri döneyim, birebir önceki oyundaki video gibi gözüküyor. Balondor videosu. <laughs> Özellikle kariyer modundaki yenilikler bunlar. Hani videoda da şey diyor tüm yenilikler bunlar diyor. Evet bunların dışında o zaman bir şey olmayacak zannediyorum. Yine sanıyorum 7 tane yed yedek oyuncu olacak. Yine o saçmalığa devam ediyoruz maalesef. İlerleyen günlerde yeni videolar da yapacağım. Hepsi 25 hakkında. Bu videoyu burada tamamlıyorum. Çok uzatmadan. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.